Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Ocak ayı sizin için çok önemli. Burcunuzda bir dolunay var 7 Ocak'ta. Bununla beraber Kova burcunda bir yeni ay doğacak. Mars gerilemesi ve Merkür gerilemesi bu ay artık tamamlanıyor ama ayın ilk yarısı retro etkiler devam edecek. Şimdi detaylara bir bakalım. Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda. 23 Aralık'ta Oğlak burcunda yeni ay doğmuştu. Bu nedenle her türlü ilişki dinamiğinin sizin için çok önemli bu dönem. İşte evlilik konuları, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar, ortaklı işleriniz, eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular daha belirleyici görünüyor. Ve 20 Ocak'a kadar da aslında bu konular yaşamınızda sizi daha fazla motive edecek diyebiliriz. 7 Ocak'ta burcunuzda 16 derece yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaylar bir farkındalık, bir aydınlanma, tamamlanma süreci. Bu dolunay Aralık'ta başlamış bazı girişimleri netleştirebilir. Veya geçtiğimiz yılın Haziran-Temmuz döneminde hayatınızda başlamış olan konuları da sonuçlandırabilir. Duygusal olarak çok hassas olabilirsiniz dolunay yakınlarında. Hem bedensel, hem ruhsal, hem zihinsel olarak. Tabii ki tüm yengeçler etkilenmekle birlikte özellikle 16 derece de olacağı için bu dolunay, güneş burcu ve yükselen burcu 16 derece ve yakınlarında olan yengeç burçlarımız daha belirgin etkiler alabilirler ve bu etkiler tüm yıla yayılan çok önemli tesirler de yaratabilir. Kendinizle ilgili, yaşamınızla ilgili, ilişkilerinizle ilgili önemli bir dönüşüm noktasındasınız. Evlenmek, yuva kurmak, ayrılmak, yer değişikliği, taşınmak gibi konularınız olabilir. Kariyerinizle ilgili hedefleriniz belirgin hale gelebilir. Yaptığınız çalışmalar, yaşamdaki aldığınız kararlar sizi bulunduğunuz çevre içerisinde öne çıkarabilir, dikkat çekebilirsiniz, parlayabilirsiniz bu dolunayda. Dolayısıyla bazı hedeflerinize ulaşmanız, başarılar kazanmanız mümkün. Sağlık konularında hassasiyetleriniz olabilir. Duygusal sağlığınıza dikkat edin. Çünkü duygusal olarak etkiler bu dolunay sizi. Mide ve sindirim sisteminiz biraz daha hassas olabilir. Kendinizle ilgilenebilir, imaj değişimleri yapabilirsiniz. Belki fiziksel görünümünüzle de ilgili böyle bir dolunayda bir karar verip bir değişim yapabilirsiniz sevgili yengeçler. 20 Ocak'a kadar olan süreç zaten bu dolunay tesirleri de devam edecek. Evet, Ocak ayına Mars'ın ve Merkür'ün retro hareketi nedeniyle biraz enerji anlamında yavaş başlıyoruz. O nedenle planlarımızı hayata geçirirken daha sakin, sabırlı olmakta fayda var. 12 Ocak'a kadar Mars İkizler Burcu'nda gerilemesini sürdürecek. 12 Ocak'ta 8 derece İkizler Burcu'nda ileri harekete dönecek. Özellikle Ekim sonundan bu yana zaman zaman bu Mars sizi bilinçaltı anlamında çok zorladı. İşte uyku sorunları yaşamış olabilirsiniz. Gerginlikler, huzursuzluklar yaratmış olabilir. Sağlığınızla ilgili konularda daha hassas, daha kırılgan bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Özellikle iş ilişkilerinizde anlaşmazlıkları arttırmış olabilir. İşte bazı iletişim sorunları sizi yormuş olabilir. 12 Ocak'tan itibaren Mars ileri dönecek. Tıkanıklıklar açılıyor. Ama unutmayın, Mart'ın sonuna kadar Mars bu alanda. Dolayısıyla hala daha geri planda olan, hani zaman zaman kontrol etmekte zorlandığınız bazı enerjiler var. Bunlar sizin bilinçaltınızdaki düşünceler de olabilir, inançlarınız da olabilir. Yani gereksiz böyle kaygılar, endişeler, hani bunlardan mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var. Enerjinizi güçlendirmek için spor yapabilirsiniz, maneviyata biraz yönelebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Bunların size çok önemli katkıları olabilir. Merkür 17 Ocak'a kadar Oğlak burcundaki retrosunu devam ettiriyor. 17 Ocak'tan itibaren ileri dönecek. İlişki evinizdeki bir Merkür ayın büyük bölümünde özellikle ilk yarısı içerisinde eşinizle, partnerinizle ya da ortağınızla bazı konuları belki konuşup anlaşmaya çalıştığınız bize gösteriyor. Ama anlaşmazlık ihtimali de yoğun. Bu nedenle hani bazı sorunlar, tıkanıklıklar, iletişim sorunlarıyla karşılaşırsanız şartları çok zorlamayın. Biraz oluruna bırakmaya çalışın. Unutmayın, 17 Ocak'tan itibaren anlaşmanız, çözüm bulmanız kolaylaşacaktır. Tabii ki ilginiz, alakanız biraz daha eşinize, partnerinize, ilişkilerinize yönleniyor. Hatta geçmişle ilgili konular, hani geçmiş ilişkiler, eş, partner, yakın arkadaş, ortaklıklar, hani bunlar da bu dönem gündeme gelebilir. İşte kontrat ilişkisi içerisinde olduğunuz kişiler, kurumlar, sözleşmelerinizi gözden geçirmeniz, bunları yenilemeniz, belki şartları, hani sizin için olumsuz olan, beğenmediğiniz şartları değiştirmeniz gerekecek. Onları bir gözden geçirmeniz gerekecek. İşte Merkür Retrosu bu koşulları sağlayacak.
sağlıyor sizin için. Karar vermek için 17 Ocak sonrası daha olumlu görünüyor. O yüzden anlaşmalar, sözleşmeler, imza atmanız gereken konular için de 17 Ocak sonrasını bekleyebilirsiniz sevgili yengeçler. 20 Ocak'ta Güneş artık Kova burcunda parlamaya başlıyor. 21 Ocak'ta 1 derece Kova burcunda yeni ay var. Bu yeni ay enerjilerimizi bir yenileyecek. Böyle bir bize geleceğe dair umut veren, güç veren, kararlılık veren bir yeni ay. Tabii ki sabit burçlu olduğu için öncü burçlar daha az etkileniyor. Yani her yengeç bundan etki almayabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 0 ile 5 derece arasında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Kova olabilir, aslan, işte boğa, akrep, bu burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa Kova yeni ayı sizi daha fazla etkileyecektir. 8. evinizde olacağı için daha çok hisseli paralar, finansal paylaşımlar, kredi işleri, banka işleri, hesap işleri, biraz hisseli paralarla ilgili, yani eşinizin paraları olabilir, kazançları ya da ortaklı işlerinizdeki paylaşımlar olabilir. Herhangi bir kredi beklentiniz ya da bununla ilgili bir girişiminiz olabilir. Ya da bir miras konusu, nafaka konusu, tazminat, bursla ilgili bir işiniz varsa bunları başlatmak, bir sigorta konusuyla ilgili örneğin bir adım atmak, emeklilikle ilgili bir girişimde olabilir. Yani bu yeni ay bazı hedeflerinizi belirleyeceğiniz, adımlar atabileceğinizi, yeni enerjileri hayatınıza gelebileceğini işaret ediyor sevgili yengeçler ve ay sonuna kadar olan süreçte de etkilerini görebiliriz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.